Merhabalar, çok sevgili YouTube hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Yerba Mae Taekwon. Evet, bu oyunumuz küçük bir oyun. Hem Taekwon hem de simülasyon diyebileceğimiz bir oyun. Kahve üretimi yapacağız ve bu ürettiğimiz kahveleri dünya pazarında satmaya çalışacağız. Bunlardan da alabildiğimiz en fazla kârı almaya, maksimum verimliliği almaya çalışacağız. Oyun böyle bir oyun. Yeni çıktı. Çok yeni bir oyun. Henüz 15-20 günlük bir oyun. Bakalım oyunumuzda bizi neler bekleyecek? Buyurun oyunumuza hep beraber geçelim. Evet, ben oyunun sesi gelmesin diye kısmıştım. Ben de oyunu ilk defa sizlerle beraber oynayacağım. Bakalım nasıl kahveler üreteceğiz. Tamam, evet. Yalnızlıktan ölürken tanrılara yeni bir yaşam şansı için yalvardım. Bir gün Tanrı Tupal, bu arada müziği az daha kısacağım ya. Kıstım ama nedense tekrar yükseldi, enteresandır. Evet, oyuna devam et. Yalnızlıktan ölürken tanrılara yeni bir yaşam şansı için yalvardım. Bir gün tanrı Tupa size yeni bir yaşam için bir fırsat vermişti. Yeniden doğdun. Yerba Mae'yi satarak bir dükkan işleteceksiniz. Yerba Mae Güney Amerika ülkelerinde kahveye eşdeğer popülerlikte bir içecektir. Bir daha asla yalnız hissetmeyeceksin. Tamam. Şirketimizin ismi... Ne olsun? Düşünüyorum. Çok düşünmeye çalışıyorum sizleri sıkmamak adına. Şirketimizin ismi... Okkalı Kahve olsun. Tamam. CEO'muzun ismi de Muhittin. Muhittin olsun. Tamam. Şirketimizin logosu sizce hangisi diyeceğim? Bir kahve almak üzere isteseniz üzerinde hangi logo olmasını isterdiniz? Ben şu olsun istemezdim. O yüzden onu seçeceğim. CEO'muz da Muhittin'e yakışır bir CEO olsun. Evet. Yetenekli olsun. Neymiş bu? Onu seçince ne oluyormuş? Şirketinizin CEO'su gerçek bir pintidir. Abi gerçek bir lider olsun. Şirketimiz nerede olsun? Türkiye'de olsun. Yerba Mae popülerliği düşük. Çalışan maaşları medium. Eğitim seviyesi medium. Vergi %18 azalacak. Tamam. Yani en düşük vergilerden biri bizdeymiş. Seçtim Türkiye'yi. Hazırlık özelleştirme. Sıcak. Soğuk. Sıcak. Ateş ateş. Tamam, orta olsun. Kuralım şirketimizi. Bu arada oyunun halen daha Türkçe'ye çevrilmemiş yerleri mevcut. Evet, bir kahve yaratalım. Yerbanızın ismini seçin diyor. Ona bir fiyat belirleyin. Çok fazla pahalı yapmayın diyor. Ülkesini seçin vesaire vesaire. Tamam. İsmi Haşmetli olsun. Efendim fiyatı başlangıç için 2 dolar iyidir. Bu seçilmiyor zaten. Bunu seçtik. Tamam. Ateş.
katkı maddeleri ne ekleyebiliriz? Şundan biberiye yok lan, biberiye ne olacak? Biberiz. Bir daha şu yüzümü. Ben onun aynı zaman. Gene verme aman. Ladin. Limonato. Nane. Evet, naneyi buldum. Tamam. Standart paket koydum. Tamam, kaldırmayalım. Bu üzerindeki resim olacak galiba. Ülke. Kanada olsun. Tamam. Oluşturdu bakalım. Yok. Uyarımı %35 olsun. İçinde nane var. Ferahlaması %65 olsun. Bakalım ilk kahvemiz nasıl olacak? Yerbası %55 olsun. Hatta %60 olsun. Nanesi de %40 olsun. Tamam, seçtik. Brezilya için Brezilya fındığı koymak gerekiyormuş. Şimdi lezzet %30. Hatta lezzet %40. %35. Görünümde %25 olsun. Ben bir kahve içecek olsam önce lezzetine bakardım. Tamam. Yayınla diyelim bakalım ilk tepkiler ne olacak. Ürün hazır. Başlangıç için hiç fena değil. Tamam olsun, naneli kahve iyidir yani. Kötü uyarım ve ferahlık dengesi. Ferahlama ve uyarım çok düşük değil. Nane kötü dengelenmiş bir katkı maddesi. Aroma çok hoş. Lezzet. Bu yerbanın güçlü bir tarafı değil. Yerba harika görünüyor. Fiyatı çok az. Muhtemelen satışları artıracaktır. Kötü değil ama iyi de değil. Tipik ortalama bir ürün. Daha fazlasını bekliyordum. Kanka başlangıç için iyidir ya. Hevesimizi kırma hemen. Ya bu arada zararı da, evet, zararı da etmiyoruz yani. Okkal Kahve şirketinin ilk yerbası pazar değerini aldı. Haşmetli isimli yerba ne kötü ne de iyi bir ürün. Sıradan ortalama bir ürün. Belki Haşmetli kendisine hayran kitlesi bulabilir. Bulacağına inanıyorum. Naneli kahveyi kim yapmış kanka, bak müthiş bir lezzet ya. Bu arada bu ne? Araştır neymiş. Şu kardeşimizi kiralayalım mı? Tamam. Management. Tamam. Buradan ne yapıyoruz? Büfeci. Ay aman. Vallahi ocağımızı söndürürler. Tamam. Haşmetli'nin satışları bu arada gayet iyi gidiyor.
Yeni araştırma açılmış. Neymiş ki? Kanka. Marketing. 50K'yı araştıralım mı? Araştıralım marketing. Bakalım ne olacak. Oyunun üzerinde biraz daha çalışıp çeviri şirkette Türkçeyi biraz daha fazlalaştırsa daha iyi olurmuş aslında. Evet, bir kahve yapalım. Bu seferinkinin ismi Muslimos. Tekrar 2. Ateşte. Tekrar Brezilya'ya. Aa, bir dakika bir dakika. Ferahlama %55. %45. Tamam. Orada Haşmetli'den güzel satışlarımız var. Lezzet %50 olsun. Onu ayarlayacağım. %45. %40. 15. E şunu biraz düşürelim, şunu biraz düşürelim, şunu biraz arttıralım. Tamam. Umarım aynısını üretmemişimdir. Yayınla bakayım. Bu şüpheyi aldık hacı. Ya bu uyarı ferahlık oranında bir dikkatli olmak lazım. Acaba uyarımı biraz arttırsak mı? Ferahlama ve uyarım çok düşük değil. Aroma çok hoş. Lezzet bu yer bana güçlü bir tarafı değil. Yerba harika görünüyor. Fiyatı çok az. Muhtemelen satışları arttıracaktır. Anladım. Bu arada Muslim'den de zararı kapattık. Haşmetli satıştan kaldırılmış. Yedi var, bu neymiş ki ya? Ha, bunlar şirket galiba. Sıvıklıca olmuyor. Hayır. Gerek yok. Medium stand olsun ya. İki tane ürün koyabilirim. Tamam, yer ve satışları ile ilgili bilgilendirme geldi. Bu arada hayranlarımız artabiliyor. Yok, tefeci mefeci istemiyoruz. Management. Aylık 5 yıl. Ay, neymiş bunlar ya? Şu anda ne araştırabiliriz?
paket türler 100 puan diyor. Create yerba diyelim. Bu sefer benim ismi Samim. Samim olsun. Şurada katkı maddesi bu neymiş? Yer fıstığı, yıldız meyvesi, palamut, küf. Aa, küf. Bunun yanında da çikolata olsun. Sıcak, tamam. Abi kendi... Ama bunlar... Birden fazla mı seçiyorsun? Şimdi Arjantin. Türkiye çıkarsak ya. Türkiye küflü bir kahve çıkarsak. Uyarım. Uyarımı %55 yapıp ferahlamayı. Hatta %60. %55 şeydir yani. %55'e %45 yapalım. Seçelim. Tamam. Bakalım bu sefer nasıl bir malzeme çıkaracağız. Çikolata %50 olsun. Küf %20. Yerba mate %30. Hatta çikolata %40. %40 seç. Nasıl bir malzeme çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Evet, bize bir ödül gelmedi, ödüller. Lezzet %50 olsun. Arama %40 olsun, görüntü %10 olsun. Bakalım bu sefer ne olacak? Gerçi biz Türkler görünüşe önem veririz de. Musun iyi mi satıyor? Demek istiyorsun bana. Satışlar düşüyor ama bir tık. Yani çok da beklemenin mantığı var mı? Grafik direkt aşağı doğru gidiyor. Bence çok da beklemeye gerek yok. Ürün hazır. Kanka iyidir be. Öyle deme. Uyarım ferahlama dengesi güzel. Ferahlama ve uyarım çok düşük değil. Küf iyi dengelenmiş bir katkı maddesi. Çikolata kötü dengelenmiş bir katkı maddesi. Çikolatayı çok verdik acaba. Katkı maddeli yerba mı yoksa yerba katkılı madde mi? Kuru yerbada çok fazla katkı maddesi var. Aroma çok hoş. İçim lezzetli. Benzersiz yerba görüntüsü. Sanki bir eşek şakası. Fiyatı çok az. Muhtemelen satışlar iyi olacaktır. Kötü değil ama iyi de değil. Tipik ortalama bir ürün. Bu tipik ortalama üründen kurtulamadık ya. Hepet mi? Ya. Hmm.
Vermiyorum lan Yusuf abi. Hadi bakalım ne yapacaksınız. Terbiyesiz herifler. Zaten hacklenmediğim yok ki ya. Steamer Life Simulator oynuyoruz. Hackleniyoruz. Burada hackleniyoruz abi. Nedir bu ya? Bu neymiş? Kabul et. Burada samimi satışlar çok da iyi gitmiyor ya. Samim sıkıntılı acayip. 257 kaldık. Bunu araştıralım o zaman ya. Yenilikler açık olmak bize her zaman artı katacaktır. Haydi bir kahve daha üretelim mi? Samim çok iyi gitmiyor zaten. Bu neymiş? Ver 25K bakalım ne olacak. Umarım bize güzel bir etki kazandırır diyeceğim ama yani grafik kendini belli ediyor. Yani tamamen şuranın tamamlanmasını bekliyorum. Merak ettim çünkü ne olacağını. Hadi bakalım oğlum. Aa gitti. O zaman hemen bir yerba diyelim. İsmi... İsmi ne olsun? Sarı. Bu sefer bir 3 dolara çıkartacağım. Aa bu olsun tamam. Hakkı maddeleri. Ananas güzel bir şey, Hindistan cevizi, özür dilerim. Güzel bir etki katabilir oraya ya. Bence şu iyidir mi? Hadi şu olsun ya. Hem Türkiye'de çıkartalım hem... Kanada'da çıkartalım. Sushi. Sushi'li mi yapacaktık ya? Bak yanlış orayı takip etmiyoruz ha. %55'e %45 tamam. Orayı takip etmekte fayda var. Ben orayı atlıyorum. Research completed. Tamam. Yerba %55 olsun. Hadi %60 olsun. Hindistan cevizi %40 olsun. Yani yerbayı çok bastırmayalım. Madem özelliğimiz yerba olması. Medium stand olsun. Okey. Parayı da harcıyoruz ama dur bakalım. İnşallah bu kahve iyi olur. Fazla zarar etmeyiz. Şimdi görünümü az önce çok es geçtik. Oradan bir sıkıntı yedik.
Şunu %30'a çeksek. Şunu da 40'a çeksek. Bence şöyle daha iyi oldu gibi. Bakalım ne diyecek bu sefer eleştirmenler. Hayır, bir şey yap, bir şey. Bize bir yardımcı ol. Biz bu işte yeniyiz. Yayınla bakalım. Ay. Oy. Çok kötü. Çok mu yüksek? Aga be. Biz bundan fazla para kazanamayız. %50K diyor, bizde o yok. Hemen bir tane daha üretelim. Neymiş? Kenevir. Hemen kenevirli bir kahve yapalım baba. Bundan 250 gram da olsun. Tamam, çok güzel oldu. Görüntüsü şu olsun. Kanada'da severler keneviri ya. İsim, ha ismi unutmuşuz. İsim. Manhattan rüyası. Tamamdır. Olmuştur. Yapıştır gelsin. Uyarım 55. Ferahlama 45. Burada bir denge tutturduk ya, bu böyle gidebilir. Ay, sabunun satışları inanılmaz düşük. Yerba %60'ı %40 olsun. Seçtik, tamam. Lezzet. Şöyle %27 olsun, tamam. %20 para arttırınca 26'ya düşüyor, enteresan. Orada bug olmuş. Evet. Umarım bu üründen iyi bir geri dönüş alırız. Kenevirli bir kahve yaptık. İçen kafayı bulsun dedik efendim. İyi, gene ortalama bir ürün çıkarttık ya. Bu parasını düşük tuttuğumuz için muhtemelen. Kenevir kötü mü dengelenmiş? Keneviri daha mı azaltmak lazım acaba? Yerba gibi yerbaymış, tamam. Şuradaki katkı maddesi popüler olan, onu seçmemiz lazım. Biz yine hiçbir şey alamadık. Gururla söyleyebiliriz. Sefer. Sefer ödül. Olsun. Bizim de ödül alacağımız günler elbet gelecek. Yalnız bu sarı büyük bir hayal kırıklığı ya. Bunu çekip ama piyasadan. Evet. Mahmut'un rüyasına döndük.
Şimdi yer boy üretelim. Standart olsun. Sıcak hava olsun. Kurutma yöntemi. Katkı maddesi papatya. Tamamdır. Soğuk olsun. Şöyle yaptığın zaman seçili olur. Tamam, 250 ve 500 olsun. Abi biz nereye açalım biliyor musun? Biz tekrar bir Brezilya'ya gidelim. Gidelim. İsim Ali'nin kolu. Şu olsun resimde oluştur. Tencerede de bir ürün üretelim, üretmedik demeyelim. Bu standart %55, %55. Tamam. Oradan bir artı 12 kazanmışız. %65'e %35 diyelim bakalım. Dengeleme papatya dengesine ne diyecek? 20 öyle bir girişimine girme kardeşim ya. Koyma meyvesi. Lezzet. Bak düşüreceğim. Pardon, bu 34'müş bu sefer. Hah, 27, tamam. Mahmut'un rüyası. Evet, devam edelim. Bakalım eleştirmenler. Çıkarttı bu soğuk kahve için ne diyecek? Eyvah, bu arada papatya'yı kaçırdık ya. Ay, çok kötü. Diğer bir harika görünen fiyatı çok az, muhtemelen satışları artacaklar. Oğlum çok kötü oldu ya. Abi bu annem kolunu direkt iptal edelim. Nasıl ediyoruz ki? Bu arada satışlarımız devam ediyorsun. Oyunumuzu bir kaydedelim. Ondan sonra şuradan müziği bir kapatalım. Şöyle sizle karşı karşıya konuşmaya geçeyim. Evet sevgili YouTube sakinleri, bir videomuzun daha sonuna geldik. Küçük bir oyun, simülasyon oyunu. Fena değil, benim hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Fikirleriniz olursa yazarsınız. O kahveleri de yaparız, yorumlarda yazarsınız. Hepinize izlediğiniz, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Yakın gelecekte görüşmek ümidiyle. Esenlikler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Check the mic and make sure it sound right, boys. Check the mic and make sure it sound right, boys.